Merih Demiral'ın yaptığı harekete benzeyen milyon tane örnek olmasına rağmen sadece Türkiye'ye ceza veriliyor. Türk denilince akıl, mantık, kural ne varsa hepsi devre dışı kalıyor. Hepimizin yaşayarak gördüğü gibi Batı medeniyetsizliği şudur: sahada kaybettiğini kendi kurduğu masada kazanmaya çalışır. Hem katil, hem savcı, hem hakimdir. Her türlü ırkçılığın, faşizmin, işgal, sömürü ve soykırımın merkezi Batı'dan başka bir karar beklenmezdi zaten. So, is it okay to fardo this? Oh, yes, of course. What about this? Yeah, sure. And this? This action is within the rules of UEFA. Interesting. What about this? Ow! Ha ha ha. You got mad? No, I love it. You collegiate. And you, Merih, you are banned for 2 mess. Hey, come on, it's not fair. It's fair, Merih. Their passports are heavier than yours. We, as the UEFA, have the strict rules. Now you can go. Shit, damn you, Mafia. Herzlichen Glückwunsch, das hast du dir verdient. Türkiye söz konusu olduğunda hak, hukuk, adalet buharlaşıyor. Çetlik selamına sesim çıkmıyor buraya. Çok belli siyasi artık. Yani o zaman UEFA'nın isminin değişmesi lazım. Yani Avrupa Futbol Federasyonları Birliği yerine Haçlı Futbol Federasyonları Birliği demek lazım şimdi. Fark ettiyseniz futbol sadece futbol değil ve zaten mesele artık futbol değil. Peki nedir? Tabii ki Türk düşmanlığı. UEFA üstelik milli futbolcunun sosyal medyadaki paylaşımlarının da kaldırılmasını talep etti. Fikir ve düşünce özgürlüğünün merkezi denilen Avrupa'nın faşistliğine, zorbalığına ve baskıcılığına bakar mısınız? Bozkurt işareti Türklerin 2000 yıllık simgesidir. Bu gerçeği sorgulamaya, yargılamaya, karalamaya ne Alman gazetesinin, ne Almanya İçişleri Bakanı'nın, ne de onların içerideki maşalarının, ne de UEFA'nın hakkı ve haddi olur. Merih Demirel'in bir şeyi bilmesi lazım. O ülkücülerin, ülke ocakları spor kulübü değil orası. Bu hareket ben yapılmamalıyım. Merih'in yaptığı bence lüzumsuz. Öyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle ne istiyorsan yap. Ne gerek var abi? Ya madem... Şimdi bu kadar Türkçüsün ve bu kadar milliyetçisin Merih kardeşim. Peki Atatürk'le ilgili onca tartışma olurken o günde bir tek kelamını duymadık mı Merih? Türk milli futbol takımı gerici bir yapılan, çok açık. Batı kendine medenidir. Bize karşı aldıkları kararlar siyasidir. Eloğlu her türlü pisliği yapar. Bizden haz etmez vesaire dediğimizde bize çemkirenlere gelsin. Ulan çağdaş Batı normları neymiş? Dış minnaklar kimlermiş? Gördünüz mü? Siz karşı mısınız? Ben neye karşıyım? Avrupa Birliği'ne girmemize. Net cevap. Karşı, net cevap. Evet, hayır. Karşıyım, yani karşı hafif gelir. Ne hafif gelir? Yani karşı olmak diye bir şey yok. Ben düşmanıyım Avrupa Birliği'ne. Ciddi mi? Tabii ki. Düşmanıyım Avrupa Birliği'ne. Ciddi mi? Tabii ki. Tarih boyu ırkçılığı, sömürüyü, köleliği, soykırımı yaparak tarihe kara sayfalar işleyenler, bugün de bu damarını asla köreltmeyenler, Türklüğü, Türk'ün kültürünü, destanını, değerlerini, inancını karalayamaz. Gazze'de soykırıma destek olanlar, Merih'in Bozkurt işaretini sorgulayamaz. Tepenin işareti değil, bu işaret, Türklük işaretidir. Rusların simgesi ayıdır, Fransızların horuzdur, İngilizlerin aslandır, Türklerin simgesi budur. Bozkurt. Irkçılığın kökeni de, günceli de, kendi bünyelerinde olanlar Türkiye'ye ayar veremez. Ellerindeki sportif yetkileri kötüye kullanamaz, tarihsel kirliliklerini silemez, günümüzdeki ırkçı tutumlarını maskeleyemez. Faşizmin, ırkçı sömürgeci, yayılmacı, soykırımcı, emperyalist ruhun adresi olanlar, Türkiye'nin değerlerine, Türk'ün bağımsızlık tutkusuna, onurlu tarihine ve varlığına kendi kirliliklerini bulaştıramaz. Sayın UEFA Disiplin Kurulu, ulan sizin adaletinizin içine tüküreyim. Siz Hitler'in çocuklarısınız abicim. Bu işareti yapanlar kimi gazadolarına doldurup da öldürmüş? Bu işareti yapanlar nerede binlerce, on binlerce çoluğu, çocuğu, kadını, masumu katletmiş, soykırım yapmış? Bosna'da binlerce insan katledilirken bu işaret mi vardı? Irkçılık bunun neresinde? Faşizm bunun neresinde? Bir deyin bakayım ya. Bu işareti yapanlar mı Gazze'de çocukları, bebekleri, kadınları, masumları katlediyor? Bir deyin hele ya. Bu işareti yapanlar mı Bosna'da kadın erkek çoluk çocuk demeden binlerce insanı katletti? Bir deyin hele ya. Bu işareti yapanlar mı Nazi Almanya'sında gaz odalarında insanları katletti? Bir deyin hele ya. Bu işareti yapanlar mı Irak'ta milyonlarca insanın ölümüne neden oldu? Bir söyleyin hele ya. Bu işareti yapanlar mı Afrika'da milyonlarca, on milyonlarca insanı katletti, kesti? Bir deyin hele ya. Bu işareti yapanlar mı Amerika kıtasını keşfettik diye delikli boruyla oradaki yerleri katletti? Bu işareti yapanlar mı çiçek virüsü battaniyeleri kızılderilere vererek onların ölümüne sebep oldu? Bir deyiverin hele ya. Bu işarette nerede faşizm var, ırkçılık var? Bir deyiverin hele ya. Eğer faşizm arayacaksa Almanya kendi tarihine bakacak arkadaşlar. Bir Alman, Polonya'ya giren Alman, Fransa'ya giren Alman, değil mi? Dünyadaki o talanından, barbarlığından, zorla, gaspla ele geçirdiğinden ya da keza İngiliz'den ya da aynı şeyleri Afrika'da, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de yapan Fransız'dan ya da bunu bugün bütün dünyada yapan ABD'den bahsediyorum. Şimdi onun faşizmiyle vatanını savunan Türk emekçisinin, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda kendi yurdunu savunan Türk emekçisinin milliyetçiliği bir midir? Değildir. Onunki ırkçıdır, faşisttir, emperyalisttir. Bizimki ise yurtseverdir, bir mazlum millet yurtseverliğidir ve bir mazlum millet arkadaşlar dayanışmasıdır. Ve Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz. Ey savunan adam, bize emanet ettiğin dava ne yiğit, bize çizdiğin yol ne kutlu, yetiştirdiğin eller haykıracak davanı, yetiştirdiğin eller haykıracak hakkı, yetiştirdiğin eller dikecek surlara sancağını.